the moonlight under the tropic skies. Romance and the starlight shine in your loving eyes. We sway and the music echoed across the bay. But I knew in my heart, as we sing La Paloma, with the dark we will part, and I found it was all a dream. Oh, diye biter. Bravo! Çok güzel hocam. Yok yok yok, hemen gitmiyorum. Harikaydı. Bir parça daha vardı burada. Bir parça daha derken... Tren 8'de gider ama 8'i 5 gece durur diye bir parça. La Paloma adieu, La Paloma hello. Şimdi lapa kar yağdırdı. Evet. Treni 8'de kaldırdı, 5 gece durdurdu. O nasıl oldu? Sekizde gidiyor, yolculuk uzak bir kent için. Ve sen bundan sonra her Kasım bunu hatırlayacaksın. İşte saat sekizi çaldı, o uzak kente giden. Senden kalbini alıp gitti. Çok eski bir meyhanede İçerken buldum seni. Onu hatırlamamak için yalvarırken buldum seni. Bir daha gece olmasın, kadehinde kederler vardı. Uykusuz gözlerinde hüzün. Sekizde gidiyor, sonunda yine yalnız kaldım. Sen hala eski bir kentte, bitmeyen bir nöbettesin. Tek
başımasın saat 8. Sis var saat 5, saat 8. Yüreğine bir hançer saplım. Parça. Hocam Mustafa hazır yakalamışken müziğe doyalım diye böyle arka arkaya yapıyor ki izleyenlerimizi kulaklarının pası silinsin istiyor biraz. Ne kadar güzel. O yüzden dolayı. Bu parça Yunanca bir parça. Yunanca. Theodorakis biliyorsun meşhur bir Yunan bestecisi. Özdemir Arkan. Özdemir Arkan benim söz yazarım. Bunun sözlerini orijinal Yunancaları Türkçe'ye çevirip birebir Yunanca'da ne yazıyorsa Türkçe'ye çevirip Türkçe olarak ama yazmıştır. Çok güzel bir eser. Güzel bir şarkıdır. Çok gerçekten. Onun bestesi zaten dünya çapında bir bestedir bu. La Treno. O da tren. Aa, güzel ya. La Treno. Tren. Çok güzel ya. Kesinlikle çok, çok güzel. Harika. Müthiş. Evet. Ama La Treno ayrı. 8 ayrı. Fakat müzik anlatıyor. Ne kadar bizden değil mi ya? Kavga niye? Müzik ne kadar bizden. Evet. Yani ya. Yunan veya başkası değil mi? Evet. Yani Akdeniz müziği. Bunu geçirmediler denetimden. Çok acıdır. Böyle bir şey. Sözleri ama de çok güzel kesinlikle. Şu anda çalıyor tabii. Çok mücadelemiz oldu biliyorsun. Zaman Sinancığım. Nasıl değişiyor ya. Değişti tabii ya. Tabii. Neler çektin sen de? Biz de. İşte ne dedim 45 yani, dakika çektik 17 dakika yayınlandı ya. Yani 28 yani, dakikası çöpe gitti. Maalesef. En kötü tarafı ne biliyor musun abi? Yani o kadar zahmet, ekip, ya, o kadar evet, şehvetle. Evet. Can alıcı noktada evet, halkı kahkahaya boyayacak bölümleri sen alıyorsun, atıyorsun çöpe. Tabii. Diğer taraftaki sadece somurtan bir bölümle. Zaten televizyonda yapılan eleştiriyle hükümetler batacaksa zaten yaşamasınlar. Bir de o var. O sizin korkan hükümet halbuki, olur mu ya? Ya sizin yaptıklarınızdan feyiz alıp düzeltmeliler. Ya bir şey varsa bak, eğer. Hocam Allah bu konular eylesin, çok derin. Turgut Özal yani o konu şey. Turgut Özal Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar, kendi hakkında çıkan karikatürleri son albüm yaptırıp Avrupa'ya götürüyormuş. Son 10 dakikaymış. Sinan hocam, Çavuş var bu aralar. Bir Çavuş var bu aralar. Dursun Çavuş var. Ne zaman başlıyor hocam? Adıyaman'da çekildi. Adıyaman'da çok güzel çekildi. Bir Adıyaman hikayesi. Anlatsana biraz. Adıyaman'da 1973'te çok büyük bir seçim kavgası olmuş. Adıyaman'ın ağalarından birisi belediye başkanı. Ben orada onu oynarken belediye başkanının çocukları geldi. Torunları geldi. Gelinleri geldi. Babam senin kadar yakışıklı değildi dedi birisi sağ olsun. Gözlükçüye yolladım hemen. Ama öyle hocam maşallah Dursun Çavuş'un da çocukları geldi. Orada bir seçim çekişmesi olmuş. Yani bir postacı ben demiş bu adamı yıkacağım demiş. Bu adam zalim demiş. Bu adam kötü demiş. Ve hakikaten sallamış. Fakat yıkamamış. Tabii birisi eski politikacı, babadan kalma bir politika anlayışı var. Eskiden kalma bir ağalığı var. Çevresi daha geniş. Ama sallamış. Çok güzel bir hikaye oldu. Aslında bir hikaye biraz komik tabii. Yani bir mektup dağıtan birinin koskoca bürokrasiyi yıkmaya uğraşması. Kesinlikle. Ondan sonra çok güzel bir kadro oynadı. Çok güzel. Çok zor şartlar altında çekildi. 42 dereceydi Adıyaman ne sağ olsun. Ya. Ama Allah'tan ki bütün Adıyaman yardım etti. Bitirdiniz mi? Bitti. Oh, çok güzel. Bu yakınlarda maşallah vizyona giriyor. Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı olsun. Güzel hocam, bir film oldu. Çok güzel. Gelenleri iyi ağırlayacak film yani. Komedi mi? Güzel bir hocam. Komedi, komedi mi Sinancığım? Komedi. Komedi güzel. Burçin Abdullah oynadı. Turan Özdemir oynadı başrolünde. Çok güzel oynadı. Dondurmam Kaymak'ta çok zor bir işi başardı biliyorsunuz. Evet. Hiç oyuncu olmayan bir ekiple tek başına oyuncu olarak oynadı. Evet, evet. Bence çok zor bir işi başardı. Burçin Abdullah var, Umut Oğuz var, Feryan Savaş var, çok güzel. Çok güzel. Seden Kızıltunç var, Ali Tutal var, Selahattin Taşdöğen var, kadro. Son 5 dakikaya girmişiz. Minicik rollere bile iyi oyuncular geldi. Çok güzel bir çalışma oldu. Umarım seyirciye ulaşır. Onu uzatırız hocam. 5 dakika daha çocuk. Vallahi efendim. Hemen ben şimdi onu uzatmak için hemen ben el atıyorum olaya onu uzatmak için.
Sevgili Jimmy Jeep'imiz Emrah'ımız, kocaman sevgilerimi yolluyorum sana. İyi ki varsın arkadaşım, iyi evet, ki bizdesin. Evet. Hep beraber el sallıyoruz. El sallıyoruz. El salla, el salla. Jimmy Jeep'ten başladı, kafadan potu kırdı. Harbi Nazireciğim, kocaman seni öpüyorum bebeğim. Bir anda nasıl gireceğimi bilemedim konuya, uzatmak amacım. Sevgili Berna, sevgili Mustafa'cığım. Sevgili Sinan'cığım, seninle beraber olmak, sizlerle beraber olmak. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok. Kesin. Hem zevk aldım. Hem şık bir program oldu. Ben de tanışmakta niye geç kaldık diye. Canım benim vallahi öyle. Çok güzel bir program oldu. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O zaman bizi davet ettiğiniz için. Son sözlerimizi alalım. O son sözlerimiz doğrultusunda. Evet, ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyenlerden mutluluk diliyorum. Evet. Bir şeyden güzel bir parçamız vardı. O parçayla veda parçası. Yunus'tan. Yunus'tan güzel bir parça. Yunus Emre'den. Evet, Yunus Emre'den hatta parçanın ismi Sinancığım da söylesin söyleyeceklerini. Evet. Sadece umut. 2014 hepinize uğurlu olsun. Amin. Bu arada stüdyo şefim Seda, Furkan Emre, kameraman arkadaşlarım hepsine söyleyeyim ki selam efendim, taşın. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tuba Kaşe'deki herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Fransa'dan Mustafa, gelip bizi izleyenlere de kameraman Mustafa'ya sevgilerimizi yolluyoruz buradan. İyi ki varsınız, iyi ki Medya TV var. Sayın patronlarım, kocaman öpüyorum. Sevgiler, selamlar deyip yağcılığı bitirelim. Gelecek seneyi de garantiye aldım. Aynen.